pudra şekeri burunla çekilir mi? Denemedim hiç daha önce. Çekilmez. Yani var mı öyle güzel bir etkisi falan, çekilmez. Duydunuz mu? Ben duymadım. Çekilmez, ben de duymadım. Valla işte pudra şekeri çekiyorlarmış. Şeyde AK Parti'de büroda çalışan, genel başkan yardımcısının bürosunda çalışan biri Audi'sinde pudra şekeri çektiğini söyledi. O başka neyin bir şey çekiyordu. Valla bak yalan neyin söylemiyorum yani. Bilemem yani. Pudra doğrudur şekeri ya, çekilmez. Adam çeker. Pudra şekeri burunla çekilir mi abi? Ya çekmek istersen çekersin ama çekilmez. Çekilmez mi? Evet. Pudra şekeri mi? Yok, çekilmez abi. Burunla. Ya şimdi fazla konuşursam ileri gidemem, hemen direkt ceza evine gidebilirim. O yüzden konuşmak istedim. Pudra şekeri. Aynen, çekelim biz de pudra şekeri yani. Ben pek, peki bir şey bana pek inandırıcı gelmedi. CHP'li olsaydı ya da muhalefetten başka bir partiden olsaydı. Oho, ve çok... onun böyle bir videosu çıksaydı, pudra şekeri çektiğini söyleseydi serbest kalır mıydı? Öyle biri kalmazdı yani. Yeryüzünde öyle bir şey kalmazdı yani. Direkt cezaevinde olurdu yani. Açık ve net. Teşekkür ederim. Ama pudra şekeri diye insanları kandırmasınlar yani. Neyse onu söylesinler. Eyvallah, doğrusu neyse odur. Devlet bürosunda ya da bir partinin bürosunda çalışan bir insanın böyle bir lükse kavuşması nasıl bir yaklaşım olur size? Normal abi yani. Biz ancak izliyoruz yani. Peki, başka bir şey yok. Vatandaş vergi ödüyor. Vatandaşın hali ortada. Vallahi hak ediyor çoğu. Hak ediyor abi. Öyle mi diyorsun? Aynen. Oy verenler hak ediyor. Teşekkür ederim. Sonu daha kötü olacak yani, bu başlangıç. AK Partili partide genel başkan yardımcısının yanında çalıştığı, büroda çalışan bir kişinin bir videosu ortaya çıktı ve kendisi onun başka bir şey değil de pudra şekeri çektiğini söyleyerek serbest bırakıldı kendisi. Delili neymiş peki? Başka bir şey değilmiş, pudra şekeri. Yok, delili var mı yani pudra şekeri olduğuna dair? Bunu söyledi. Biz yıllarca yoksa... yıllarca siyaseti kullanan dini siyasete alet eden insanları çözememişiz ki yani. Çözemeyen bir toplumun onu yememesi mümkün değil. Yer onu da yer yani. Adalet Bey demesi mümkün değil yani. Abi, bu kişi eğer AK Partili değil de muhalefet partisinden bir herhangi bir parti, CHP olur, İYİ Parti olur, fark etmez. Hele bir de HDP'li olsa. Ya da HDP'li olsa fark etmez. Hem terörist hem de uydurucu. Ne olur abi? AK Partili bir büro çalışanı. Ha, genel biliyorum. Başkan yardımcısının bürosunda olan. Bir dakika. Onlar namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz insanlar. Onlar dindar olan şeyleri mübah kılarlar. Böyle pisliklerin de insanları böyle kandırırlar. Onlar adi, alçak insanlar. AK Parti'nin %95'i namussuz, haysiyetsiz, şerefsizler hep bir araya toplanmış. Adam varsa gelsin alsınlar beni. Ülke bu hale geldi ya işte. İnsanlar gençlere sor, hep Müslümandı. Şimdi Müslümanlıktan çıktılar. Niye abi? Niye isim var işte. Kandırıyorlar. Müslüman yalan abi, söylemez. Bir dakika. Müslüman yalan söyler mi? Yani söylememez. Müslüman yalan söyler mi? Söylememesi. Müslüman haram yer mi? Müslüman çalar mı? Çalar mı ya? Bunların hepsi hepsi yasak. Bunların hepsi mevcut ama. Pudra şekeri çektim ben dedi ve serbest bırakıldık. Ben gördüm. Şunu da yayınladım. Şunu söyleyeceğim. Peki bunu söylese bir başka bir partiden biri, mesela CHP'den reklam olsun. Yaparlar, İYİ Parti'den olsa bu, dese ki ben pudra şekeri çekiyordum, başka bir şey değil deseydi, ne olurdu sizce? Ya işte serbest bırakılır mıydı? Bırakmazdılar. Bak şimdi, tarihin birinde adamın birisinin annesini, kadı adamı yatıyor. Kadı anasıyla yatıyor adamın. Git şikayet et diyorlar. Kimi kime edeyim diyor. Bu ülke o vaziyette. Hak yok, hukuk yok, adalet yok, kanun yok. Yok, yok, yok. Kanun yok, yok. Kanun diye hiçbir şey yok. Sorumuz şu, pudra şekeri nedir? Pudra şekeri abi, nedir, ne işe yarar, nelerde kullanılır? Valla bizim evde var. Evet. Arada burundan falan çekiyorum abi. Çekiyorsun mu? Sen çekiyorum. De mi başladın? Pudra şekerine başladım abi. Ya ben de geçen gördüm, sosyal medyada bir yetkili abimiz denemiş. Ben de gördüm, denedim. Ben de merak ettim. Gayet gerçekten güzeldi bu arada. Feyzli bir abi miydi o? Feyzli ama bir abi. Ama galiba 200'lük banknot olmadan olmuyordu. Olmuyor mu? Olmuyor abi. Evet, olur. Evet. Lazım. Yani o olmadan bir şeye yaramıyor mu? Yok abi. Yok. Bir de özellikle Mercedes olması lazım arabanın. Mercedes mi, Audi mi, Porsche? Audi fark etmez abi. O Mercedes klasmanı. Lüks yeterli. Aynen, evet. Aynen. Ama lazım. Vergilerden de alınması lazım sanki biraz. Vergiler hayır, yani? Hayır. Nasıl pardon, yani? Pardon. Evde çektim ben. Evde aynı etkiyi yaratıyor. Ha, ama oluyor. Aynı etki. Ama lüks arabanın içinde olunca daha iyi bir etkisi oluyor. Ha, başka bir atmosfer yaratıyor. Tabii, ben hiç denemedim lüks arabanın içinde. Yani umarım denemek nasip olur o zaman. Vallahi bilmiyorum artık.
Belki biz de bir gün deneriz yani. İnşallah. Sevgili İnşallah arkadaşların abi önerisiyle. Aynen. Peki bu kişi dediğiniz gibi Feyzli ve AK Parti'de aynen, büroda evet çalışan bir kişiymiş. Bu paranın nereden geldiği sorun. Zaten asıl sorun aynen bu. Kendisi bizim partide büroda çalışıyormuş. Evet, büroda çalışıyor. Fazla mı bu? Bir de üstüne satılığa koyduğu arabalar vesaire var. Aynen. Bir de sadece satılığa koyduğu arabaların. Bu paralar nereden geliyor peki? İşte ben de onu merak ediyorum. Büro personeliğinden abi. Büro personeliymiş kendisi. Artık orada ne iş yapıyorsa iyi para gelmiş yani. Bir de şey... Peki bu partiye para nereden geliyor? Abi bilmiyorum, gökten geliyor herhalde yani. Gökten çok... mi geliyor, senin cebinden mi geliyor? Muhtemelen gökten. Yani abi biz cebimizden geliyor dediğinde vatan aynı oluyoruz genelde. Ha öyle demeyelim. Yok demeyelim. Biz anladım, gökten geliyormuş paralar. Ya abi zaten konu zaten herkes zaten. Tepki gösterenlerin çoğu da pudra şekeri falan derdimiz değil zaten. Beyaz madde diyelim. Aynen. Beyaz madde dediğimiz pudra şekeri falan hiç kimsenin derdi. İsterse CHP'li olsun ister AK Partili olsun. Partisi fark etmeden. Önemli olan ne kullandığı değil, bunu nasıl, ne şekilde kullandığı. Biz zaten derdimiz ne kullandığı değil, onu nerede kullandığını dert ettik. Madem kendisi bir büroda çalışan bir personel. Peki şimdi mesela şöyle daha da açık olalım o zaman. Yani şimdi tamam, partiler Türkiye'de devletin verdiği bütçelerle genel olarak kazançlarını aynen sağlıyor. Aynen. Ve bu paralar da vatandaşın cebinden çıkıyor, vergilerle aynen çıkıyor. Ve partiler buradan kazanıyor. Bir partinin içerisindeki çalışanın lüks arabalara, lüks hayatlar içerisinde pudra şekeri çekmesi çok doğru mudur? Bu nasıl bir anlayıştır? Yani, hele ki vatandaş pandemi sürecinde böyle bir sıkıntıdayken. Şey demesi bana daha saçma geldi. Açıklama, ya bu ülkede feyizli insanlar açıklama yapmayı bilmiyor bence. Konuşma eğitimi falan yok büyük ihtimalle bunlarda. Yani nasıl konuşacaklarını falan öğretmemişler gibi geliyor. Ben AKP'den atılmadım, istifa ettim demesi daha komik bana göre. Yani saç. Böyle bir açıklama ben ilk defa duydum. Ama yani zaten sorduğun soruyu da ben, ya buna doğru mu diye sormana gerek yok. Bu doğru değil zaten. Bu yani gerçek olan, bu yani var olan bir şey. İsterse iyi ya bunun doğru mu yanlış mı kısmını zaten İki sormaya gerek yok. Pudra şekeri nedir abla? Pudra şekeri nasıl? Beyaz bir şey mi? Şekerli bir şeydir. Tabii, tabii. Tatlı. Tatlı değil mi? Aynen tatlı. Burundan çekilir mi peki abla? Burundan çekilmez. Ne yapılır peki pudra şekeri? Pudra şekerini tatlının üstüne koyarsın. Tatlının üstüne. Aynen. Burundan da kulaktan da çekilmez. Biz AK Particiliyiz ama... Ne onun... düşünüyorsunuz? Ha, yani AK onun... olarak? Onlardan olduğunu bilmiyorum. Sadece kendisinin şöyle olduğunu. AK Parti yani ki bir sürü AK Partili genel başkan yardımcısının yanında çalışan biri. Ayrıca hani Cumhurbaşkanından tutun AK Parti'den birçok kişiyle fotoğrafı var tamam kendisinin. Ne düşünüyorsunuz? Yani AK şimdi Parti'den tabii, birinin torpilli bırakılmışsa bir şey diyemem ama sonuçta doğru mu peki bu sizce? Yani doğru şimdi bunu AK Parti'ye niye yansıtamayız ki? Yani sonuçta o da birinin evladı. Peki bu kişi eğer AK Partili değil de CHP'li ya da İYİ Partili olsaydı çektiği şeyin pudra şekeri olduğunu söyleseydi serbest bırakılır mıydı? Bırakılmaz. Ve AK Parti nasıl bir tutumla karşılık verirdi ya buna? Tabii ki şu an AK Parti daha baskın olduğu için şimdi kendilerine hani bütün partiye genelleme yapar mıydı bu durumu bir kişiden de olsa? Böyle bir algı durumu yapılır mıydı sizce? Yok bence. Ya bence çünkü de şöyle mi örnek vereyim size. Hı. 2013'te Gezi Parkı olayları vardı hatırlıyorsunuz. Hı hı. Bir Cihan Haber Ajansı, FETÖ'cü bir haber ajansı ortaya bir iftira attı. İftira da şuydu, camide içki içtiler dendi. O sırada, falan da gösterdiler galiba. Şimdi şöyle, o camide içki içtilerin görüntüsü Cuma'ya dendi, görüntüsü hiçbir şekilde yok. Ortaya başka yerden görüntü olarak, öyle bir içme görüntüsünden bahsettiler, yok görüntü. 8 yıldır öyle bir görüntü yok. Ve o haberin, yani öyle bir iftiranın, yani ortaya atılan iftiranın şimdiki Cumhurbaşkanı, AK Parti'de olan siyasetçiler, köşe yazarları, cemaatler, tarikatlar, herkes bunu söyledi. Ve 8 yıl oldu hala görüntüler yok. Ve hala söylüyorlar. Hala diyorlar ki camide içki içtiler. Geçenlerde yine söylendi. Görüntü yok ortada. Ya, zaten, içki... ya ben o yüzden size sordum. Eğer bu kişi, yani bu... Şimdi bu eğer Cumhurbaşkanı'na kadar giderse pudra şekeri çeken kişi başka partiden olsaydı dolayı, bence bunu ya o babasını işten atarlar oğlundan dolayı yeter ki lekelenmesin. Hani leke gelmesin AK Parti'ye. Ya insanlar salak değil. Bunun pudra şeker olmadığını herkes çok iyi biliyor. Yani insanlar bence ne bileyim biraz şey yapıyor ya. Bu biraz torpil işi. Bu ülke hep hepimiz bu ülkede yaşıyor. Bir bayrak altındayız. Bizim için önemli olan ülkemizdir. Yok pudra şekeri çekti. Şudur budur bunlar hikaye. Bunlar ta arkada kaldı. Bizim için ulusalımız şu anda biz var ya Türkiye Cumhuriyeti bir şey söyle bak bitireyim. Dünya ile savaş ediyoruz biz.